Merhabalar, herkese iyi pazarlar. Levent Üzümcü ile Artı TV'de Artı Sanat'a hoş geldiniz. Bugün heykel konuşacağız. Heykelle bağlı pek çok konuya da değineceğiz. Belki de heykelden bağımsız konulara da değineceğiz. Bugün genç bir sanatçı Berkay Özgün konuğum olacak. Berkay hoş geldin. Hoş buldum, merhaba, nasılsınız? Ben çok iyiyim, seni de gayet iyi gördüm. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben genellikle internette dolaşırken böyle sanatçıların yeni işlerine bakıyorum. Hı-hı. Sen karşıma çıktın, yaptığın eserler çok hoşuma gitti. Teşekkür Asistanım ederim. Asistanım aramadım ki Berkay'ı çağıralım. Ama hiç seninle ilgili bir fotoğraf olmadığı için de... Çok evet. Dişi mi erkek mi olduğunu bilemedim. Ama lütfen Berkay gelsin dedim programa. Ki yaptıklarından da erkek olduğunu düşünmüştüm ilk anca. Çünkü Berkay ismi bende bir şeye karşılık gelmiyor, bir cinsiyete karşılık gelmiyor. Ama sen Rus dili mezunusun. Rus dili ve edebiyatını bitirdin. Rusça tercümanlık. Rusça tercümanlık çok, bitirdin. Aslında çok da fark yok yani. Tabii ki farklı. Hani mütercim tercümanlık. Mütercim tercümanlık. Aman Allah'ım. Yani birisi burada Rusça konuşurken sen anda Türkçe'ye çeviriyorsun. Bunun okulu var ve oraya gidiyorsun. Yani öyleydi ama sonra tercümanlık yaptığım esnada öğrenciyken tercümanlıktan para kazandım yeterince. Hı hı. Yani sanatla tanıştıktan sonra, daha doğrusu sanatın içine girdikten sonra aslında bunu yapmak istemediğime karar verdim. Çünkü yani sanat işin içine girdikten sonra ne okulun bir anlamı kaldı, ne yaptığım diğer şeylerin, dışarı çıkıp sosyalleşmenin, bunu keşfettikten sonra oturup sadece bunu yapmaya başladım. O da benim okuduğum okula karşı olan ilgimi kaybetmeme sebep oldu. Aa, sen okurken başladın heykel yapmaya. Evet, aynen, son senemde başladım. Yani bu çok ilginç bir süreç. Şimdi genellikle insanlar kendi arka planları ile ilgili, kendi hayatları ile ilgili karar veriyorlar bir dilin eğitimini almaya. Ben de mesela Latin dili okumayı çok istemiştim ve onun için çok çabalamıştım. Ama lisenin son senesinde tiyatro ile tanışınca rotamı tiyatroya doğru çevirmiştim. Senin Rus dilini seçmendeki neden neydi? Şöyle, ben Karslıyım. Kars'ta büyüdüm ve biz Azeri kökenliyiz. Bizim kendi dilimizde, yani Azerice'de de Rusça'ya Azerice, çok... Azerice, Türkçe yani. Türkçe, tabii ki Türkçe. Ama şey, hani Azerice kelime kökeni olarak baktığınız zaman Rusça'dan çok fazla birebir kelime var. Dedemden çok fazla kelime duymuştum. Rusların sonra, da yönetimindeydi bir evet, süre değil mi Kars? Evet, aynen. Ve hani Kars'ta büyüdüğüm için hep böyle bir gitmek, yurt dışında okumak, yurt dışında bir şey yapmak. Bunu yapmanın en mantıklı yolu da dil olduğu için. İngilizce'yi de zaten herkes bildiği için, yani İngilizce'yle sınava girip sonrasında Rusça seçmek istedim. Bayağı da öncesinden karar vermiştim Rusça okumak istediğimi. Ama sonra böyle hevesimi kaybettim. Yani aslında hep sanatçı ruhluydum. Hep annem çok destek olmuştur bana bu konuda. O çok yaratıcı bir kadın çünkü. Ay ne güzel ya. Evet. Tam bu noktada bir şey sormak istiyorum tabii. Sana. Şimdi insan Rus dili mütercim tercümanlık bölümünde okurken heykele karşı ilgisi olduğunu, heykel yapabildiğini nasıl anlıyor? Sen nasıl girdin bu yola? Aslında tamamen şu sebepten oldu. Bir arkadaşımın doğum günü vardı. Çok da param yoktu. Hani hediye alarak gitmek aman, istedim. Aman kimin var ki zaten? Ama yok, o dönemde aslında hani paranın yetmeyeceği bir durum yoktu. Ekonomi daha iyi olduğu için hani Beylikdüzü'ne taşındı okulum. Oraya gidince arkadaşlarımla görüşememeye başladım. İşte uzak, gelmiyorlar. Ben gidiyorum, taksiyle dönüyorum, bütün param yola gidiyor falan. Böyle ay başına birkaç gün kala arkadaşım aniden aradı beni. İşte yarın doğum günüm var, hiçbir şekilde bahane kabul etmiyorum, geliyorsun dedi. Tamam gideyim. Cebimde de çok az bir para vardı. 7 lira falan vardı. Akbilimdeki 10 lira dışında. Evet. Yani aslında cebimde param olsa çok güzel, seveceği bir şey alıp götürebilirdim. Bir kıyafet, bir şey, herhangi bir şey. Ama bir şey yapmak istedim. Kadıköy'e gittim. Akbilimi bastım, Kadıköy'e gittim. Böyle 6 liralık 250 gram seramik hamuru aldım. Hani bir şeyler yapayım onun için falan diye. Evde tellerim vardı zaten. Döndükten sonra bir iskelet yaptım. Birkaç video izlemiştim. Yaparım herhalde diye düşündüm. Sonra şaşırdım. Yani hem 12 saat süren bir hediye süreci oldu. Hem de terapi. Hem de terapi ama bir yandan da şey var. Hani ilk defa kil kullanıyorum. Kilin çatlayacağından haberim yok. Kurusun da boyayayım diye fön tutuyorum. Ben kuruttukça çatlıyor falan. Tabii hiçbir şey bilmeden yaptığım için. Ama yine de bitirdim. Boyadım. Götürdüm. Çok da sevdi, çok beğendi. Sonra ben paramı alır almaz, harçlığımı alır almaz bütün paramı heykel malzemesine yatırdım. O gün bugündür de, yani haftada belki 5 gün falan. Hani bir eğitimim yok heykel konusunda ama. Ama yaptığın heykellere baktığımda çok ilginç bir dünyan olduğunu görüyorum. Evet, biraz yaptım. Fantastik bir dünyam var kafamda. Yani ilginç, fantastik bir dünya ama yaptığın, eğer rejimizde varsa görüntüleri almak isterim yaptığın heykellerle ilgili.
Çok özel olduğunu düşünüyorum yaptığın heykellerin. Teşekkür ederim. Boyutları hakkında çok bilgi sahibi değilim. Genellikle küçük çalışıyorsun. Şimdi şöyle, son yaptığım işler 1.80 boyunda oldu. Ah. Onların da fotoğrafını atmıştım zaten, evet, size. Evet. İki tane 1.80'e, 1 metreye 1.80 boyunda yaptığım en büyük şeyler onlar. Bir festival dekoru dönemim oldu. Okurken bir her sene yapılan bir festivalin dekorasyonunu üstlenmiştim. Hı hı. Orada çok daha büyük şeyler yapmıştım aslında. Yani işte mesela şu balıklar 1.5 metre, 2 metre kadardı sanıyorum. Hı hı. Sonra dev 3.5 metrelik bir tane vudu bebek falan yapmıştım. Ama onlar hani heykel olarak yapmamıştım. O dönemde o kadar da tecrübeli değildim. Hı hı. Daha çok maksimum 50 santim, 55 santim gibi figürler çalışıyorum. Çünkü evde çalışması kolay oluyor o zaman. Ama tabii büyük eserlerde siparişe göre, ruh halime göre, biraz da havaya göre büyük eserler de yapıyorum. Öyle yani. Şimdi gördüğüm kadarıyla artık dünya yepyeni. İnsanların seslerini duyurabildikleri, yaptıkları eserleri dünyanın her yerine satabildikleri, hı hı, NFT, evet, NFT dünyası diye bir şey, evet, var. Bu şöyle söyleyebilirim size, bir sanat eserinin sahibi olmuyorsunuz ama onun sahibiymişçesine o sanat eserinin görüntüleri, o telifi sizde oluyor ve bunun ortaklığını yaşayabiliyorsunuz, kabaca anlatmak gerekirse, hmm, NFT'yi. Artık dünyanın her yerine ulaşabiliyorsun. Evet. Ve okul mezunu olmayan bir heykeltıraş olarak, hmm, aynı zamanda yaptığın eserlerle de kendi sesini duyurmakla kalmayıp hayatını da idame ettirmeye başlayabiliyorsun. Bu sistemdeki yerini biraz anlatır mısın? Sen nerede buldun, nasıl buldun kendini? Şöyle, açıkçası NFT işine ben ilk patlar patlamaz girenlerdenim. Hı hı. Ama o zaman koymuş olduğum eseri, hatta physical NFT olarak, fiziksel NFT olarak da görselini satın alan kişiye gönderecektim heykelin, hı hı, aslını. Ama sonrasında telif gibi bir sıkıntı oldu ve kaldırdım. Sonra yüklediğim NFT'lerde de aynı hazzı alamadım. Yani bayağı bir aslında kovaladım. Ama ben birazcık işin çok yorucu kısmında bulunduğum için, yani gün içerisinde bir şey üretmek istediğim zaman onun her türlü aşamasını hesaplayıp planlayıp yapmam gerektiği için NFT biraz daha böyle hani bilgisayar başında oturup sadece güzel ürün fotoğraflayarak ürünlerinizi satabileceğiniz bir şey, mecra. Ama ben daha çok böyle sosyal medya kısmında da zaten benim dediğiniz gibi kendi fotoğrafım da yok. Yaptığım şeylerin fotoğraflarını da genelde çok zor çekiyorum çalışmaktan. Ama NFT kesinlikle iyi noktalara gelecek. Yani ben şu anda bu furyanın patladığını ve bu şekilde ilerlemeyeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bir 2-3 sene sonra gerçekten sanat değeri, sanat eseri olarak, hani şimdi mesela bakıyorum, gerçekten ona kimin sanat dediği önemli. Çizimler var. Onu sanat olarak satın alan kişi onu sanat olarak kabul ediyor olabilir. Ama daha sanatsal değeri, emeğin, işçiliğin ön planda olduğu eserlerin ilerleyen süreçte NFT dünyasına daha da yükseleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki birazcık zamanla alakalı bu. Biraz da zamana bırakmak gerekiyor. Ama kendimi bu dijital dünyanın içerisinde biraz yabancı hissediyorum. Yalan yok çünkü... Ama ilk başta atlamıştın. Atladım, evet. Denedim. Hala deniyorum. Hı. Ama yani önceliğim hiçbir zaman NFT olmadı bu zamana tabii kadar, ki, bu sürece kadar. NFT sadece ben de bir deneyeyim diye girdiğim bir projeydi. Bundan sonra da olmaz demiyorum. Yine yapabilirim. Ama ben biraz manuel bir insanım. Biraz daha böyle işte notumu telefona veya bilgisayara değil de ajandaya tutan bir insan olduğum için daha teknolojinin o nimetlerinden hem faydalanıp hem de birazcık böyle geri duran bir sanatçıyım diyebilirim. Umarım NFT ilerledikçe, yani zaman, NFT konusunda da bir şeyler yapacağım diye düşünüyorum. Şimdi bizim yaptığımız sanatın da dünyamızın da bir penceresi var artık. Hı hı. Sosyal medyadaki platformlar, oradaki kendi adımızı açmış olduğumuz sayfalar. Hı hı. Peki Türkiye'de bu kadar fazla yeni otel açılıyor şimdi. Hı hı. Hani örnek vermek gerekirse yeni sanat evleri açılıyor. İnsanların sana ulaşması daha kolaylaşıyor. Evet. Yani ya bak şöyle bir sanatçı var burada, şöyle eserleri var, bu tarzda çalışıyor deyip sana ulaşabiliyorlar. Acaba nereler, en ilginç neresi sana ulaşan? En ilginç, yani yurt dışından bile yazan insanlar var. İşte restoranım var, restore ettirmek istiyorum, sizin her şeyinizi karşılayalım, gelin orada çalışın diyen de oldu. Twitter'a, genelde Twitter'dan yürüyor, hı-hı, bu işler biliyorsunuz. Evet. Yaptığım bir eserin fotoğrafını Twitter'a koyduğum zaman çok fazla DM alıyorum aslında. Bana uygun olan seçenekleri seçip birlikte çalışıyorum.
Onun dışında bireysel çevremden çok fazla destek gördüm bu zamana kadar. Yani çok arkadaş çevremden gerçekten beni çok ciddi anlamda destekleyen arkadaşlarım oldu. Hani bunu da ben hani para kazanayım diye değil, benim yaptığım ürünü sahip olmak istedikleri için satın alan kişiler rin yardımı. O sebeple aslında hiçbir zaman ne zaman nasıl satış yapsam, neredekine, nereden kendimi pazarlasam diye hiç düşünme fırsatım olmadı. Ben zaten satmak için yapmaya başlamamıştım eserlerimi. Benim tamamen amacım terapi. Benim amacım evet tamamen işte okuldan biraz kaçmak. Çok işte zaten Beylikdüzü uzak bir yer, en azından evimde huzurlu olabileceğim bir terapi yöntemi olarak başlamıştım. Sonra işte figürlerimi biriktirmeye başladım. Odamda koleksiyon yaparak başlamıştım. Sonra insanlar bu benim olsun veya işte ben bu bunu... Bu benim olsun? Evet bu benim. Kabaca hacılama mı oluyor? arkadaşlarımdan böyle şeyler gördüm zamanında ama tabii ki yani izin verdiğim kişiler aldı götürdü. Sonra ben bunları vermiyorum, satıyorum dedim. Tamam o zaman ne kadar diyerek hani illa bir şekilde elimden alındı o heykeller ama hala tabii ki yaptığım ilk eserlerin birçoğunu koruyorum yani kırılsalar da çatlasalar da onlar benim ilk göz ağrılarım olduğu için. Şimdi yani... olayın tekniği de var. Hı-hı. Şimdi kırılmadan çatlamadan bunu önleyecek tabii. Malzemeler var. Bunların eğitimi genellikle okullarda veriliyor. Evet. Yani işte güzel sanatlar fakültelerinde, heykel bölümlerinde veriliyor. Hı-hı. Ama artık dünyada bilgi de çok ulaşılabilir tabii. Bir şey. Ressam babun yaptığı resimler gibi artık bir resim yapma tekniğini rahatlıkla seçebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Ama tabii ki gene de yapmak için bir yeteneğe ihtiyacınız, ilgiye de ihtiyacınız var. Sadece de ilgiye değil, işte dediğim gibi yeteneğe ihtiyaç evet. var. Peki bu tarz teknik bilgilere internet üzerinden mi ulaşıyorsun? Yoksa bu tarz teknik bilgilere örneğin heykeltıraş arkadaşın var mı? Bak bunu böyle yaparsan daha iyi olur diyor mu? Şu an var. Şu an sanat çevrem bayağı bir epey genişledi. Ve soru sorduğum zaman bana anında geri dönüş yapıp bunu böyle yap diyecek insanlar tanıyorum. Ama benim yolculuğumun en başına dönecek olursak o zaman şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Ben sanatla alakalı bir sanat kanalı arıyorum. İşte Türkçe kaynak istiyorum. Çünkü aslında istediğim şey benim ben sonuçta İngilizce aratıp o videoyu yine izleyebilirim. Ama Türkiye'de böyle Türkçe kaynaklı sanat videolarının olmasını çok istemiştim. Sen çek. Ben kanal açtım zaten. Şahane. Onu da buradan duyuralım. Nasıl ulaşabilirler sana? Mesela heykele ilgisi olan, örneğin bulunduğu şehirde güzel sanatlar fakültesi olmayan, çamurla ya da mermerle herhangi bir kolay ulaşabilecek bir malzemeyle çalışanlar. Evet yani Instagram'dan ulaşabilirler, Twitter'ımdan ulaşabilirler. Berka Özgün ismine. Veradise Creations markam. Veradise, aynen. Tamam. Oradan ulaşabilirler bana. Twitter'dan da gayet gördükçe cevap veriyorum mesajlara. Konunun başına dönecek olursak, tabii ki. ben ilk önce başladım ve video arıyorum. Bardağın üzerine telefon koyup böyle odaklanmayacak şekilde çekilmiş videolar ve hiçbiri gerçekten bir öğretmen veya eğitmen tarafından atılmış videolar değil. Buna birazcık kafamı taktım ilk önce. Sonra Eminönü'ne zaten sürekli gidip geliyordum festival dekoru döneminde. Karaköy'de Eminönü'nde alışveriş yaptığım hanlar var. Bir gün hiç unutmuyorum bir hana girdim Karaköy'de. Tel alacağım. Alacağım yerde de zaten yaşlı iki tane beyefendi vardı. Onlar bana her şekilde yardımcı olurlardı. Bir gün bana sen bunu heykel için mi istiyorsun dedi. Evet dedim. Aa dedi işte yukarıda bir heykeltıraş var. Git istersen konuş kendini tanı sana yardımcı olsun dedi. Çok mutlu oldum çünkü o zaman hiç heykelle alakalı hiçbir tamamen kendi başımayım. Ve hiçbir şekilde sanat çevrem yok. Okul okumak için fikirler edinip Mimar Sinan'a belli okullara falan gitmek istedim. Ama öğrenci olmadığım için öğretmenlerle görüştürmediler benim. Kendi başımayım dedim. Ve bunu bana yardımcı olabilecek herkesten toplayacağım bilgileri diye düşünüyorum. Çıktım yukarı handa, kapıyı çaldım. Kapı açıldı, bana ters bir şekilde ağzında lokmayla yemek yiyorum görmüyor musun gibi bir tavırla bir kadın açtı kapıyı. Ben de tam merdivenlerden geri dönmek üzereydim. Kusura bakmayın diyerek geri dönmeye çalıştım. Neden geldiğimi sordu. İşte sadece kili çatlatmamak için ne yapacağımı sormak istiyorum. Oysa ki çok basit bir şey. Yani onu ıslatıp üstünü kapattığınız zaman onun çatlaması mümkün değil. Ama ben bunu bilmiyorum. Yapıyorum gecelerce 10 saat 15 saat heykel yapıyorum. Sabah kalkıyorum ortadan yarılmış heykelim falan. Sadece çatlamayacak bir malzeme ve bunu nereden temin edebileceğimle ilgili bir soru sormak istediğimi söyledim. İşte şurada heykel kursunun kayıtları var. Sen kaydol ondan sonra
işte kursa kaydolursan sana anlatırım gibi bir şey söyledi. Ben heykel yapmayı biliyorum. Sadece malzemeyle ilgili bir şeyler sormak istemiştim dedim. Kadın sinirlendi. Bağırdı, çağırdı falan. Şimdi zaten çok kırılgan bir sanatçı. Bir de sanata cesaret etmek gerçekten o çok yüreklilik, kararlılık isteyen bir şey. Yani ona başlayıp mesela ben çöp adam bile çizemem diyor herkes ama çöp adam çizebilen insan her şeyi çizebilir. Çünkü o bir iskelettir. Yani onunla başlarsın zaten. Yani olayın en başından başlayıp ben çöp adam çizdim, benim yeteneğim bu kadar diyen insanları düşündüğüm zaman onlar biraz kolay vazgeçen, çabuk yılan insanlar. Ben öyle biri değilmişim bu olaylardan sonra fark ettim. Nasıl üzüldüm, nasıl kırıldım, hiç o kadar canım yandığını hatırlamıyorum. Böyle ağlayarak indim basamakları. Teli hazır etmiş işte satın aldığım yer. Ne oldu kızım sana falan? Dedim çok kötü hissediyorum. Teli de bıraktım, almadım, eve döndüm falan. Sonra gerçekten malzeme materyal bilgisiyle ilgili çok fazla insana ulaşmaya çalıştım. Heykeltıraşlar buldum. Onlara Instagram'dan mesajlar attım. Gördüler, dönmediler. Belki benim şanssızlığımdı. Ama o zaman bu kadar ulaşılabilir değildi her şey. 4-5 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi sanat da daha ön planda. Sanatçılar da aslında çoğaldı. Ve ben bundan çok mutluluk duyuyorum. Çünkü bizim Türk milleti olarak birazcık empati yoksunluğumuzun sebebini ben sanatsızlığımıza bağlayanlardanım. Çünkü empati, bir sanat eserini incelediğiniz zaman o esere bakıp acaba sanatçı bunu ne düşünerek yapmış deyip de siz o eseri anlamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu size istemeden de olsa empati yapmaya itiyor. Bizim sanatsızlığımızın sebebi belki de budur diye düşünüyorum. O yüzden hani materyal, malzeme bunlar zamanla bu işin peşini bırakmayınca öğrenebileceğiniz şeyler aslında. Kendi tekniğimi geliştirdim. Yaptığım şeyleri başkalarının zaten daha sonra videolarda yaptığını görünce tamam doğrusunu yapıyorum dedim. Teyitler alarak, videolar izleyerek, yabancı kaynaklardan. Bir de tabii her gün çalışarak yani hiç bırakmadım başladığımdan beri heykel yapmayı. Sanıyorum onun da etkisi var ama öğrenilmeyecek hiçbir şey yok. Peki bu heykel olayı sanatın bütün dallarında olduğu gibi çok zaman alan bir şey. Hı hı. Yani içine sinmesi lazım, kafanda canlandırdığını oraya aktarman lazım. Önden iskeletini çıkarıyorsun. Tabii. Ya da en azından sen böyle çalışıyorsun. Hı hı. Önden iskeletini çıkarıyorsun, üstüne başlıyorsun o çamuru yerleştirmeye. Hı hı. Ve bu çok zaman alan bir şey. Tabii süreç çok uzun. Peki etrafına ve kendine nasıl zaman ayırıyorsun? Aslında ayıramıyorum. Yani bu affedersin. Hı hı. Zaten bu senin kendine ayırdığın müthiş bir zaman. Evet, etrafına zaman evet. Kalıyor mu? Kalmıyor. Açıkçası pandemi sürecinden sonra zaten pandemiden bir sene önce ben yeni bir eve taşınıp eve kapandım diyebilirim. Ama bu şey değildi. Tamamen projelerimi bitirmek için başladığım, karar verdiğim bir süreçti. Sonra üzerine pandemi gelince açıkçası benim 5 senede geleceğim noktaya 2 senede gelmiş bulundum. Çalışma imkanı olarak çok rahattı. Önceki çalışmalarımı bitirmek için güzel bir fırsattı. Ve ben pandemiye biraz alıştım. Çünkü çok dışarı çıkıp sosyalleşmeye vakit bulamadığım için zaten benim hayatımda çok da değişen bir şey olmadı. Süreç çok uzun sürüyor. Yani bir heykeli yapabilmeniz için önce onu işte dediğiniz gibi iskeletini yapıp sonra onu üzerine hamurla veya kullandığınız malzemeyle kaplayıp kalıbını aldıktan sonra döküm yapıp dökümü zımparaladıktan sonra istiyorsanız boyama gibi 5 evresi var minimum. Yani bir eseri bazen 8 ayda bitiriyorsunuz. Hı hı. Mesela o büyük olan heykelleri 3-4 ayda aslında totalde bitirdim. Ama daha küçük bir eseri daha uzun süre yaptığım da oldu. Birazcık sanatçının ruh haline de bağlı. Ama tabii vakit ayırma konusunda evimin alt katını atölye olarak kullanıyorum. Bir dükkana veya işe gider gibi kalkıp evden çıkmam gerekmediği için uyanıp aşağı inip çalışmaya başlıyorum. Uykum gelene kadar çalışıyorum bir şekilde. Çok çevremde zaten olan arkadaşlarım genelde benim evi bırakıp gitmeyeceğimi bildikleri için evimde genelde vakit geçiririz. Ben onlar evdeyken de çalışıyorum genelde. Öyle çok bir vaktim kalmıyor açıkçası. Ama memnun muyum? Memnunum. Herkes yanımda zaten. Ailemle telefonda konuşuyoruz sürekli. Onun dışında burada tek olduğum için görüştüğüm birkaç arkadaşım. Pandemi sürecinden dolayı da bu böyle zaten. Hani çok insanla görüşmemeye çalışıyorum. Bu şekilde yani vaktim bana yani yetmese de ben yetiriyorum vaktimi. Ben amatör müzisyen bir arkadaşımla geçenlerde onun konserine gittim. Hı hı. Ve inanılmaz ilerlemiş yani. Akıl almaz. Hı hı. Dedim yani daha önceden seni dinlemiştim ve
tuşelerin başkaydı, üfleyişin başkaydı. İnanılmaz çalıyorsun dedim yani. Nasıl oldu bu? Hı hı. Bütün pandemi süresince çalıştım dedi. Evet. Bu sürecini sadece çalıştım. Evet. Özellikle sanatla uğraşan insanlar için bu süreç bir yandan da çok etkili oldu. Evet. Onların eve kapanarak kendi yaratılarını kağıda, kesinlikle, heykele, notaya dökmelerinde çok faydalı oldu. Kesinlikle. Peki sen ne okuyorsun? Mesela bu, hani şimdi anladığım kadarıyla bütün bir zamanını bunlarla dolduruyorsun. Hı hı. Ama mesela sanatla olan ilgin, senin bir alıcı olarak, sanatın alıcısı olarak sanatla ilgin ne düzeyde? Örneğin bir tiyatro oyunu izliyor musun? Tabii ki. Nasıl yapıyorsun? Bunu zamanı nasıl ayarlıyorsun? Şöyle mesela haftanın 5 günü çalışıyorsam dediğim gibi ajanda tutuyorum. Ajandamda yapacağım her şey planlı. Ve eğer erken bir şekilde yapacaklarımı bitirirsem kendime ödüllendirip bir gün dışarı çıkıyorum. Hava da güzelse, dışarı çıkacak arkadaşım da varsa. Genelde Beyoğlu'nda sergiler, gezmek istediğim yerlere önden bakıyorum saatlerine. Yetişebiliyorsam bir tane, yetişemiyorsam hiç gitmiyorum. Ama yani genel olarak dışarıda vakit ayırmak, yani ev dışında bir aktiviteye vakit ayıracağım zaman bütün işlerimin, programımın bitmiş olmasını bekliyorum. Tiyatro, uzun süredir tiyatroya gitmiyorum açıkçası. Çünkü işte pandemiden... Hala önce... Beylikdüzü'nde misin? Hayır, yok, şu an Levent'te oturuyorum. Levent'te. İşte okul döneminde oradaydım. Onun dışında sanatsal aktivite olarak müzisyen arkadaşlarım var. Onlarla arada görüşüyorum. Hı hı. Çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşım var. Yani bizim aktivitelerimiz daha çok aslında birbirimizle görüşmek için bahane. Biz toplanalım, bir şey yapalım diye yapıyoruz. Ama ben tek başıma kaldığım zaman da sanatsal etkinliklere daha diğer yapabileceğim şeylerden daha çok öncelik vermeye çalışıyorum. Sanatın bütün dallarıyla ilgilenen arkadaşlarım var. Onlarla sürekli beyin fırtınası yaparız. Sürekli ürettiğimiz şeyler hakkında konuşup neyi nasıl yapabileceğimizle ilgili beyin fırtınası yaptığımız için aslında hep sanatın içindeyim gibi bir şey. Sanatsal aktivite, yani sanatsal olmayan bir şeyle ilgilenmiyor gibi bir şeyim aslında daha çok. Bütün hayatım belki sanat, belki sonradan sanatın içine girdiğim için bu kadar obsesyon yarattı bende. Onu da bilmiyorum ama keyif aldığım bir şey ve bırakamıyorum yani. Aslında. Ne kadar mutlu sana ve çevrene bir yandan da. Çünkü hem sanatsal bir faaliyetin içindesin. Peki hep merak ederim özellikle ressamlar ve heykeltıraşlarla, plastik sanatlarla ilgilenenler için. Bağlılık durumu ne oluyor yaptığın işe? Ismarlama değilse. Yani bağlılık şöyle. Eğer ilk kopyaysa, daha doğrusu yaptığınız her şeyin kalıbını alıp çoğaltabiliyorsunuz, biliyorsunuz, evet, ki. Ama ben kalıbını aldığım parçayı saklıyorum. Nedense bilmiyorum. Çünkü ben onun üzerinde saatlerimi verdim. Orijinali saklamak. Orijinalini saklıyorum. Tabii ki onu da bozabilirim. Bozduğum eserler de oldu. Sonuçta o malzemeyi eritip tekrar kullandığım için. Yani gerektiği zaman onu da yapıyorum. Ama kıyamıyorum. Bağlılık evet var. Ama ne kadar da olsa ben onun aynısını yaparken... Aynı kalıptan da çıksa, aynı boyalarla da boyansa, aynı kişi de boyasa aslında aynısı olmuyor. Dolayısıyla benim baktığım zaman gördüğüm şey aslında orada kaç saat harcadığım olduğu için bağ kuruyorum bazen. Bazen de hiç kurmuyorum. Siparişi de zaten yapıyorum ve gönderiyorum. Bu genellikle çamur çalışıyorsun. Yok, marka verebiliyor muyuz? Bir modelaj hamuru kullanıyorum, plastilin gibi. Tamam, yani bir hamurla çalışıyorsun. Tabii, aynen. Yani yumuşak bir malzemeyle çalışıyorsun. Kullandığım malzeme ısıyla her forma girebilen bir malzeme. Isıtarak eritebilirsiniz, katı halde de kullanabilirsiniz. Hı-hı. Elinizin ısısıyla zaten yumuşayan da bir malzeme. O yüzden... O çatlamıyor. Evet, çatlamıyor. Onu iyi açmışız. Buldum. Buldum onu sonunda. Aynen, yani... Her formda kullanabiliyorum. İstersem onu baştan eritip bir daha da kullanabiliyorum. Öyle bir malzeme kullanıyorum. O yüzden çok rahatım. Ama onu da kalıbını alana kadar her türlü bozulduğu için düzgün bir şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor yani. Peki bu şey, bu sanata duyduğun açlık, ilgi, hı-hı, seni başka bir malzemeye doğru yönlendiriyor mu? Başka bir malzemeyi canın çekiyor mu? Örneğin, tabii, elime bir keski alıp şu mermere gireyim ya da şu tahtaya gireyim diyor musun? Tabii deniyorum çünkü yani zamanla zaten atölye genişledikçe, ekipmanlarınız arttıkça kullandığınız malzemeler değişmek zorunda gibi bir şey, ya da en azından kendim için söyleyeyim. Çünkü sokakta yürürken yerde gördüğüm bir dal parçası bana ilham verebilir. Onu alıp bir makete koyabilirim. Ya da işte evimde bir şeyi üretip onu da bir malzeme olarak kullanabilirim. Ya da plastiği yontabilirim, gravür makinesiyle tahta yontabilirim. Aklınıza ne gelirse. Yani
İlham geldiği zaman evde ne varsa onunla sanat yapılıyor gibi bir şey aslında. Genellikle durdurulamaz bir şeydir bu. Evet. Burada eğer izlemeyen seyircilerimiz varsa onlara Tüy Kalemler, Quills filmini öneririm. Bir sanatı, sanatla kendini ifade etme alışkanlığı olan birinin her türlü sanatla bağını kopartmadan nasıl yaşayacağının en güzel anlatıldığı filmlerden biridir. Tiyatrosu da yapıldı. Türkiye'de oynandı. Tavsiye ederim. Çok iyi bir filmdir aynı zamanda. Amerikan sinemasının yaptığı iyi filmlerden biridir. Quills'i sana da tavsiye ederim. Eğer tamam. izleme fırsatın olursa. Olur. Sanatın nasıl önlenemediğini, bir sanatın ve sanata gönül vermiş bir insanın biliyorum kendini sanırım. İfade... Evet, izleme listemde olması lazım. Yani mutlaka tavsiye ederim onu. Bir de eğer sanatın toplumla olan, sanatın sanatçıyla ve toplumla olan ilişkisini anlamak istiyorsanız bunun içinde yine harika bir film önerim var sizlere. Onun adı da Little Ashes, Küçük Küller. Burada da 1910'lu yıllarda İspanya'da Madrid'de bir sanat okuluna giden sanatın 3 tane büyük isminin Lorca, Buñuel ve Dali'nin 3 tane sınıf arkadaşının yaşadıklarını zaten gerçek bir hikaye anlatan bir film. O da bir sanatın, bir sanatçının sanatla ve toplumla olan ilişkisini çok güzel irdeleyen filmlerden bir tanesidir. Peki senin bu yaşadığımız dünyayla, bu ülkeyle, burada çünkü senin yaşındaki pek çok insan ülkeden gitmeye çalışıyor. Evet. Sen de bunlara şahitsindir. Eşin, dostun, arkadaşın da mutlaka vardır. İşte çok hareketli bir coğrafyada yaşıyoruz. Orta Doğu, Balkanlar, Doğu Avrupa, evet. bunların hepsi birbirinden hareketli coğrafyalar. Sanki böyle bir deprem gibi o fay hattı sürekli sallanıyor oturabilmek için yerine ama hiçbir zaman oturacağı da yok. Hadi Avrupa oturdu zannediyorsun ama onun da oturmadığını görüyorsun. Yani sürekli nereden bakarsan bak çok hareketli bir coğrafya. İşte 3 tane eski kıtanın tam ortasında bulunuyoruz. Evet. Ve sorunumuz hiç bitmiyor. Evet. Dünyanın sorunu da bitmiyor. Tabii ki sen kendini rahatlatıyorsun. Heykel yaparak. Sanatsal bir üretim aynı zamanda konuşmanın en başından beri de andığımız gibi bir terapi. Evet. Neyi tercih ediyorsun? Mesela hiç okunmamayı, bilmemeyi mi tercih ediyorsun kendini korumak için? Ya da İlgili bir insan mısın dünyada olup bitenlere, Türkiye'de olup bitenlere? Tabii ki ilgiliyim. Sonuçta ben de bu vatanın bir evladıyım. Ve buna gerçekten böyle baktığım için bu ülkeden gitmeye biraz kıyamıyorum. Çünkü açıkçası şöyle bir algı var. Evet, bu arada giden insanlara da hak veriyorum. Çünkü burada hayallerini gerçekleştirmek için sana verilmiş olan kısa bir süre var. Ve o sürede yapabileceğin maksimum şeyi yapmak için gerekiyorsa gereken yerde olmayı istiyor insanlar. Ben bunu çok iyi anlıyorum. Ben de bunu düşündüm. 2018'de Berlin'e yerleşme kararı almıştım ve hemen hemen her şey hazırdı. Yani okul durumumla alakalı bir süre uzatmam gerekecekti. Onun dışında her şey, yani okul durumum dışında her şey, ailem, kendi çevrem, herkes bunu çok destekledi. Ama oraya öylesine seyahat ederek gittiğim zaman şeyi fark ettim. Yani evet çok güzel, mimarisi aşırı güzel. Zaten mimari beni gerçekten kendine çeken bir şey. Çünkü Kars'ta büyüdüm ve orada biliyorsunuz Rusların işgali altındayken Ermeni yapıları, Rus binaları gerçekten mimari olarak aşırı göz zevkimi doyuran bir şehir olduğu için. Ve Avrupa'nın birçok şehrine de benziyor Kars. Gittiğim zaman hep böyle sanatla dolu binalar, işte muazzam şehir planlamaları çok dikkatimi çeken, çok hoşuma giden ilk etapta düşündüğüm, onay verdiğim şeylerden biriydi. Ama sonra yani bu ülke için 15-16 yaşında savaşa gidip bu ülkeyi korumuş insanları düşündüğüm zaman, savaştan kaçmayıp ülkesi için savaşmış insanları düşündüğüm zaman, kaçmak demeyeyim çünkü giden insanlar kaçmış sayılmaz. Hayatı için gerçekten gerektiğini düşündüğü bir şeyi yapmış oluyor aslında o etapta. Ama bence gitmeyip burada bir şeyler yapmaya çalışmak çok daha kıymetli olacaktır. Tabii ki ben kimseye gittiği için kızmam veya kimsenin zaten kalması için ısrar edecek bir konumda değilim. Herkesin kendi hayatı var. Yani. Evet, aynen öyle. Ama kalanlarla güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Kafamda çok güzel projeler var. Özellikle kimsesiz çocukların çocuk esirgeme kurumlarında workshop gibi özel ders, çocukları sanatla tanıştırmak veya sanat terapisi gibi fikirlerim tam var. Tam yaşındasın. Evet. Yani yapmanı, o enerjini tam içindesin. Evet. Çünkü daha çok gençsin. Ve tam bu yaşta olduğun için bunu yapmanı özellikle tavsiye ederim. Ben de senin yaşlarındayken buna çok kafa yatırmıştım ve bununla ilgili çok faal bir şekilde çalışmıştım. O dönemden
hayatına dokunduğum çok insan oldu. Hı hı. Eğer böyle bir şeyi istiyorsan mutlaka bunu yapmak için elinden geleni yap. Çünkü çocuğun o senin kullandığın malzemeyi şöyle avucuna alması, onun var olduğunu bilebilmesi, evet, hayatında küçük bir de olsa kapı açıyor. Kesinlikle. Yani bizim eğitim sistemimiz biraz sanatı önemsiz ders adı altında bize lanse ettiği için biz hep o dersler zaten 5 gelir biz matematiğe çalışalım diyerek büyümüş yetişmiş bir nesliz. O yüzden aslında o resim dersinin de müzik dersinin de ilkokulda aldığımız derslerin de diğer dersler kadar önemli olduğunu insanların eğitim sistemi yüzünden anlamamasını da anlıyorum. Ama bir çocuğun özellikle suç oranı bu kadar yüksek bir ülkede bir çocuğun zihnine görebileceği diğer şeyler dışında yeni bir şey sokmak, onun sanat olması ve çocuğun zihninde açacağı yeni pencereleri düşündüğüm zaman gerçekten heyecanlanıyorum. Bir de zaten keşke çocukken başlasaydım diye bir cümle var ya aslında, hı hı, keşke demeyi çok sevmem ama çocukken bir şeyleri biz var olduğunu bilseydik zaten peşinden koşardık. Bizim eğitim sistemimiz bunu çok desteklemediği için insanlar sanat yaparsan para kazanamazsın, aç kalırsın kisvesiyle hareket ettikleri için birazcık korkuluyor. Bunu da anlıyorum. Ama sanat her yerde, herkesin içinde var olan bir duygu. Hı hı. Ve bunun beslenmesi için elimden geleni yapmak istiyorum. En azından çocuklar için. Çünkü bir çocuğun zihnini şekillendirmek çok daha kolay olacaktır. Yani bu konuda da kendime idol aldığım biri var. Mihri Müşfik'i bilirsiniz. İlk Müslüman ressam. Zaten kendisinin hayat öyküsü beni çok çok etkilemişti. Sanat, Türkiye'de sanat okuyamadığı için 17 yaşındayken İtalya'ya kaçıyor sahte bir pasaportla. Sonra orada evleniyor, boşanıyor. Türkiye'ye geri dönüyor Kurtuluş Savaşı zamanında. Zaten 1886'da Moda'da doğmuş. Kurtuluş Savaşı'na kadar faaliyetleri var. 17 yaşındayken kaçıyor, geri geliyor. Cumhuriyet'in ilanından sonra ilk Atatürk'ün ilk otoportresini yapıyor. 3 metre boyunda bir resim. Ve bu sanıyorum 2. Dünya Savaşı'nın esnasında o hengamede kayboluyor. 90'larda bulunuyor. Şu anda da bu arada hani gidip görmek isteyenler olursa Aşiyan Müzesi'nde sergileniyor şu anda. Onun hayat öyküsü hep kadınlara destek olmuş ve portrelerinde de bolca kadın kullanmış, kadın çizmiş bir ressam. Aynı zamanda Tevfik Fikret'le bir dostluğu var ve Tevfik Fikret 1915 yılında vefat ediyor. İlk defa Türkiye'de mask, yüzün kalıbını alarak tekrardan bir heykel yapıyor. Tevfik Fikret'in yüzünün kalıbını alıyor ve Türkiye'de ilk defa böyle bir şey yapılıyor. Bu konuda da gerçekten bir ilk. Yani inanılmaz bir kadın. Sonra zaten Türkiye'ye döndükten sonra bir sanat kadınlar için sanıyorum bir sanat enstitüsü gibi bir şey kuruyor. İki odalı. İlk öğrencilerinden birisi Bülent Ecevit'in annesi Nazlı Ecevit. Çok ciddi yani. Hem kadınlar hem kendisi kadın. Türkiye'de biliyorsunuz o dönem kadınların nü modelle çalışması yasak olduğu için okuyamamaktan korkup 17 yaşında ülkeden kaçan bir karakter ve kendi hayatı boyunca da yaptığı şeyleri kadınlara aşılamaya çalışmış bir karakter. O yüzden herkesin aslında elinden tutacak birine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu bir çocuk da olabilir. Mesela özel ders veriyorum şu an. Öğrencilerim var. 35 yaşında mesela bir tanesi. Ve çocukluk hayalim. Çok istiyorum, çok seviyorum. İki hayalimden biri diyerek başladı. Ve onun ne kadar tutkuyla bunu öğrendiğini gördüğümde zaten bunun yaşı olmadığını da görüyorsunuz aslında. Birazcık kişinin o içindeki sanatsal duyguları uyandırması gerekiyor ki devamı gelsin diye düşünüyorum. Bizim gençliğimizde 1990'lı yılların sonlarına doğru, ortalarına doğru garip bir tartışma çıkmıştı işte bu televizyon dizilerinin artmasıyla birlikte. Mankenden oyuncu olur mu? İşte modelden oyuncu olur mu diye. Ben de demiştim ki yeteneği varsa neden olmasın? Kim bunun önüne bir engel koyabilir ki? Tabii ki. Akademiyle aran nasıl? Akademiyle aram iyi aslında. Yani bunu eğer heykel dalında soruyorsanız. Evet. İstedim aslında bir okul okumayı, bununla ilgili heykel bölümü bitirmeyi çok istedim. Ama görüştüğüm birkaç öğretmenin bana söylediği şeye nedense daha fazla kulak vermiş bulundum. Tarzımı kaybedeceğimden korktular. Yani bir tarzım var ve hani biz bunu öldürebiliriz. Okul eğitimi bunu belki öldürür dediler. Belki de hiçbir şekilde etkilenmezsin de dediler. Ama ben nedense bunu bir eğitimle sınırlamaktan korktum.
Ama hani hayatımın sonuçta ilerleyen sürecinde bir eğitim alma gibi bir fikrim var kesinlikle, istiyorum. Yani akademik bir şekilde bu işi yapıyor olmak. Sonuçta okul güzel sanatlar mezunu olmak olarak bir iş yapmak var. Bir de tabii ki kendi kendime öğrenmiş olmam hoş bir şey ama bunu kendi kuralları çerçevesinde öğrenmenin bana faydası olacağına eminim. Yaşım kaç olursa olsun bunu yapacağım. Yani okuyacağım. Karakter yaratıyorsun. Hı hı. Farklı karakterler var. İşte daha canavar. Hı hı. Canavara benzeyen fantastik karakterlerin, evet, var. Hı hı. İşte ne bileyim, balıklar da var. İşte anatomiyi andıran çalışmaların da var. Hı hı. Ama ben karakterlerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi karakterler tamamıyla senin ete kemiğe büründürdüğün şeyler. Ve bunlar sinemada ve çizgi romanda çok fazla kullanılıyorlar. Hı hı. Acaba hiç kendi çizgi romanında ya da filminde senin karakterini, yarattığın karakteri kullanmak isteyen birileri çıktı mı karşına? Oldu evet. Aslında bununla ilgili güzel projelerimiz de var. Ama şu anda siparişlerimin yoğunluğu sebebiyle daha yeni nefes alacağım bir döneme giriyorum. Hı hı. Ama bununla ilgili çok güzel projelerimiz olacak yakın zamanda. Öncesi için de yine yaptığım ufak tefek işler var. Ama benim istediğim şey kendi... Yani aslında sanat yönetmenliği oluyor yapmak istediğim şey. Kendi figürlerimle, kendi yarattığım sahnede bir olay, kompozisyon içeren bir olayı, bir şey anlatan bir durumu güzel bir şekilde küçük bir teaser şeklinde yapıp kendim çekip, arkadaşlarımla, ekibimizle çekip yayınlama gibi bir fikrim var ilk etapta. Yani o yaratmış olduğun karakterleri biraz hareketli görmek istiyorsun. Tabii aynen. Yani mesela bir tane fikrim var şu anda. Hali hazırda projesine başladığım. Yaptığım bir heykeli canlandırma videosu çekeceğim. Yani o heykel oradan canlanacak gibi bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani kafamda çok güzel şeyler var. Bu fantastik karakterlerin bu kadar ağırlıkta olması çoğu insanın mesela tepkisini çekiyor. Çünkü mesela heykel yapıyorum dediğim zaman insanlar "Aa öyle mi? Hadi bakalım yaptıklarını" diye Instagram'ımı istiyorlar. Bakıyorlar ve "Ay bu ne? Bunlar çok korkunç" falan gibi tepkiler alıyorum. Aslında istediğim şey o. Mimik çalışmayı sevdiğim için yaptığım bir şey aslında. Yalan yok ama tabii ki bir dışa vurum aynı zamanda. Bunu insanlarla iletişim kurarak yüzlerini anlatmak yerine, çünkü herkese aynı şeyden bahsetmek mantıklı değil. Hissettiğim şeyi o anda kağıda dökmek kadar kolay bir şey aslında bunu yapmak. O yüzden yaratık yapıyorsun diyen insanlar, evet yapıyorum yani hani evet, düzgün de yapabilirim. Rönesans tarzı da çalışabilirim ama bunu istiyorum. Bunu yapıyorum. O sebepten de bunu yapmaya devam edeceğim gibi görünüyor şimdilik. Ben Avrupa'da gittiğim çeşitli şehirlerde öylesine heykeller görmüştüm ki. Hı hı. O heykeli yaratmış akla, yeteneğe saygı duymamak mümkün değil. Özellikle küçük heykeller çok etkiler beni. Evet. Mermerden yapılmış küçük, evet, heykeller. Öylesine ilginç ayrıntıları vardır ki o heykellerin. Ve bundan 500 yıl önce yapılmış, işte Rönesans döneminde yapılmış heykellerden bahsediyoruz. Hı-hı. Baktıkça insanın heykele karşı, resimde o kadar çok hissetmiyorum, evet, bunu. Çünkü resim daha üç boyutlu değil. Evet, iki boyutlu. Yani işte onu görüyorsun işte, resim o ve tabii ki mükemmel resimler var. Sadece karşılaştırmak için söylüyorum, bende yarattığı etki anlamında. Örneğin aslanla savaşan bir işte savaşçının heykelini yapmış ama heykel bu kadar, içinde aslan var, savaşçı var, her şey var ve en ufak ayrıntısına kadar orada, evet, duruyor. İnanamıyorum mesela böyle heykeller gördüğümde. İşte çok son zamanlarda çok yayınlanan işte tülün arkasındaki kadın ama bir mermer heykel yani. Mermerden tülün arkasındaki, evet, kadını yapabilme, evet, hayal gücü ve yeteneği her zaman önünde saygıyla durduğum şeyler. Benim de. Senin mesela bu tarz şeylerin var mı? Dünyada mesela hangi heykeltıraşları gelmiş geçmiş çok beğenerek takip ediyorsun? Tabii ki Michelangelo. Sonuçta başardığı şeyden ziyade buna ilgi duyduğu yaş aslında benim için. Yani birçok heykeltıraş sayabilirim aslında. Tarz olarak her heykeltıraştan farklı bir şey kapıyorum aslında, evet, esasen. Çünkü işte bir heykeltıraşın yaptığı bir heykelde damar detayı çok hoşuma gidiyor. Sonra öyle rastgele yerlere damar koymamam gerektiğini tabii anatomi çalışmak zorunda hissettim. Çünkü sonuçta bu işin okulunu okumadım ve görsel olarak çizim yapardım. Görsel olarak bir şeyin nasıl olması gerektiğini, bir anatominin veya bir vücudun aşağı yukarı nasıl görmesi gerektiğini ezber hafızamdan biliyorum ama bunu orana döktüğünüz zaman yaptığınız şeyin sonrasında size sorun çıkarmaması için çok hesaplayarak ince çalışmanız gerekiyor. Ve biraz anatominin içine girdikten sonra aslında her şeyin
işte kas sistemini görmeye başlıyorsunuz. İşte bir insanın, bir insansa onun kas sistemini görüyorsunuz. Hayvansa yine keza aynı şekilde. O yüzden o detayı hiç beklenmedik anda gözüme çarpan heykeller benim daha çok ilham almama sebep oluyor. O yüzden şu sanatçıdır veya bu sanatçıdır demek yerine yaptığı esere göre, o eserde bana ne hissettirdiğine göre ben daha çok kategorize ediyorum bunları. Ama tabii ki birçok sanatçıyı sayabilirim yani. Peki öğrenci olup da yanına gelen var mı? Örneğin akademide öğrenci olup da seni merak eden, yaptığın işlere bakmaya gelen, ya seninle konuşan, senin o heykeltıraş hanımla geçirmiş olduğun anların benzerini yaşamak isteyenler oluyor mu? Ya tabii ben elimden geldiğince bana soru soran herkese cevabını veriyorum. Çünkü benim bir cevaba, tek bir mesaja muhtaç olduğum günler geliyor aklıma biri bana. Evet. Ya bunu nasıl yapabilirim dediği zaman istemediği kadar detay veriyorum. Çünkü belki de başlamak isteyecek ve onu yıldıran o faktör benden cevap alamaması olmayacak. En azından bu şekilde vicdanımı rahatlatıyorum. Ama tabii ki işlerim ilerledikten sonra çok fazla heykeltıraş tanıdığım insanlar oldu. Gittiğim sergilerde bazı bana yardımcı olan kişiler, onların aracılığıyla tanıştım. Belli sanat kurumlarından insanlar ve orada çalışan heykeltıraşlar var. Hatta bir tane çok değer verdiğim bir hocam vardır, çocuk. O da çocuklara sanat eğitimi, sanat terapisi yapıyor. Yani aradığım zaman artık bir şeyi bilmiyorsam eğer, aradığımda bana cevap verebilecek insanlar artık çevremde var. O yüzden tabii insanlarda şey var biraz, işte ben bunu kendi başıma öğrendim, söylemek zorunda değilim gibi bir algı var. Ben öyle düşünmüyorum. Soru soran herkese bunun cevabını verebilecek kadar paylaşımcı olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Verka, çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığımız için. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bugün heykel üzerine konuştuk. Aslında Rusça mütercim tercümanlık mezunu olan Verka Özgün'ün sanatla nasıl tanıştığını ve heykelle tanışmasından sonra yaşadığı bütün süreci onunla konuştuk. Heykel hakkında ne düşündüğünü konuştuk. Eğer onun hesabını merak ederseniz, neydi ismi bir daha söyle? Veradise Creations'a girebilirsiniz. Oradan onun eserlerine ulaşabilirsiniz. Bizim de programımızda birkaç tanesini gösterme şerefine nail olduğumuz eserlerine. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Umarım siz de bu sohbetten en az benim kadar keyif almışsınızdır. Sevgiler, selamlar. Tekrar iyi pazarlar.